Fatih'in hep yüzü gülüyor, farkında mısınız böyle? Bir şey, bir gülüş var ama sen böyle güldükçe Gülay orada çıldırıyor. Çünkü buna inanmıyor. Zahide Hanım, geçmişte yaptığımız hatalar olur. Herkesin. Var değil mi öyle hata? Herkesin var da. İşte bu, ben pişmanım. Böyle dayak devreye gelince benim sinirlerim bozuluyor. Ben dün Fatih. Anneme çok kızdım. Yayından sonra da aradım niye? Kendisini. Anne dedim, ben yaptığım bir şey için dedim. Niye dedim yemin ediyorsun? Ben kabul ettim yaptığımı dedim. Sen niye yemin ediyorsun ki dedim. Neden kendine. Yaptın Fatih? 15 yaşındaymış ya da hadi annene göre 17 yaşındaymış. Zahide Hanım, ben dediğim gibi ben hiç çevre... Yani çevre olarak, arkadaş olarak benim hiç çevrem yoktu. Ben her zaman evdeydim. Evden hiç dışarıya çıkmazdım ben. Ta ki evlenene kadar, askere gidene kadar. Yani annem öğretiyordu. Neyi öğretiyordu? Yani mesela şurası pis diyordu. Tamam. Temizlememiş diyordu. Fitliyordu. Ha, seni biraz gaza mı getiriyordu? Evet. Neler söylüyordu sana? Ya geçmiş zaman hatırlamıyorum ama fitliyordu beni. Öyle söyleyeyim size. Belki kızacak bana, belki küsecek, sen dürüst belki ol, konuşmayacak. Bu da doğru bir şey değil şimdi. Yani ben Allah'ın karşına doğru. çıkacağım. Ben kendisinden de özür diledim onun. Belki hakkını eder etmez. O onun bileceği iş. Benim hakkım sonuna kadar helal olsun. Ben özür diledim ondan. Yani yaptım canlı, hatamı canlı cahil. Kendi kendine karşı taraf karşındayken özür diledin mi? Hayır yani dilemedim. İlk defa ben sesini burada mi? Duydum. Bir de mahkemede boşanırken görmüştüm o zaman işte. O da işte. Bir şey değil. O en kötü görüş anı herhalde zaten. Evet, yani. Evet. Ne yazık ki. Peki Fatih, şimdi belki de senin için bir fırsattır kendisiyle yüzleşme zamanı. Evet. Çünkü Gülay Hanım karşında, Ahmet Bey karşında, Serkan yanlarında. Serkan merhaba. Merhabalar Zahide Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Şu an ekibimizle birlikte Aksaray'dayız. Gülay Hanım'ın evinin önündeyiz. Yanında da hemen dün yayınımıza da bağlanan babası Ahmet Bey de burada. Kendileri Fatih Bey'in iddialarına yanıt vermek için bekliyorlar. Ben de sözü hiç uzatmadan kendilerine bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Serkan. İyi yayınlar. Gülay, teşekkür ediyorum ablam. Hoş Zahide geldin. Hanım. Ahmet Bey hoş geldiniz. Şimdi Gülay, dün biz Fatih'i dinledik. Hoş bulduk ablacığım. Teşekkür ediyorum. Şimdi de seni dinlemek istiyorum ama bir baştan başlayalım mı? Gülay, şimdi kayınvaliden dedi ki, eski kayınvaliden 17 yaşındaydı. Sen ilk evlendiğinde kaç yaşındaydın, duyabiliyor musun beni? Ben 15 yaşındaydım evlendiğimde. Ben 17 yaşındaydım. Peki 15 yaş 2 yaş biraz... büyüttüler, 17 yaşında oldum nikah çıkartmak için. O yüzden 17 için. Dedi. Peki sen ilk defa Fatih'i nerede gördün? Evet ama görücü... 15 yaşındaydım ben. Sana ne dediler evlenirken? Görücü usulü. Ne dediler sana? Biri mi var dediler? Bana hiçbir şey demediler. Geldiler işte. O beğendi, ben de beğendim. Aldık birbirimizi yani. Peki biz hem de öyle anlat. Bir hafta da olmadı bizim yani. Biz 3-4 ay nişanlı durduk. 3-4 ay nişanlı durduk biz. Ha öyle bir haftada değil yalan yani. Yalan söylüyor. Fatih'in dediği gibi. Peki hayır, sana... yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Gülay, sana sordular mı? Kızım sen evlenmek istiyor musun diyen oldu mu? Evet, babam dedi. Kızım dedin... Evlenmek istiyorum. Ben de baba siz bilirsiniz dedim. Zaten bizim burada siz bilirsiniz dedim. Yani ha. Kızın gönlü var demek. Sen Fatih'i görmüş müydün o zaman? Oldu işte. Oldu. Biz bundan 3 ay falan, 3 aydan belki fazla da nişanlılık almıştık. Hayır. Zahide abla bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Buyurun Ahmet Bey. Hayır. Zahide abla. Almadı. Buyurun. Buyurun Ahmet ben Bey. Ben 4 tane kız çocuğu çıkarttım Zahide abla. 4 tane kız çocuğu çıkarttım ablacığım. 4 tane kızım gelin oldu bak çıkarttım benim. Çıkarttım dedi, ben hepsine de sordum. Yani. Almak istiyor... Evlendirdim. Dördünde, dördünde çocukları var. Hepsine dedim ki maşallah. Almak isterseniz alırsınız. Almak istemezseniz vermem dedim. Hepsinin de şahidini getiririm. Ben kimseyi zorla, kimseyi illa alacağını diye vermedim. Bu çocuğu da onlara ben küçük bacımın uçu verdim. Bacım bana yalvardı. Ahmet abi bu kızı oraya vereceksin dedi. Onların akrabaları, çok yakın akrabaları vereceksin. Ben o çocuğu, bu çocuğu bunlara o yüzden verdim ablacığım. İyi yani yer, zorunan dedi. Veya... Bir, şiyle değil, vermedim ablam tamam, ben. Tamam yok, ben anlamak öyle, için soruyorum Ahmet Bey. Bu adamlar, tamam ablacığım da, bak tamam, ablacığım. Tamam zorla vermemişsin, Gülay söyledi zaten. Ben asla ablacığım, ben o, bak babalarına hala saygım var. Bak babaları çok dürüst bir insan. Babalarına hala saygım var bak. Adam gibi adam. Ama... Ben o adamdan sorun beni. Deyin ki Ahmet İliş nasıl biri diyeyim. O adamdan sorun. O adam gibi adam da. Ama sorun. Bak. Ben o adamı asla kötülemem. O adam evet. gibi adam da. Evet, yanlış anlama. Sen söyle. Adam gibi adam değilsin. Niye biliyor musun?
Nikah benim üzerimdeyken. Sizin gibi adamları ben 40 sefer satın alırım lan. Dinle sizin dinle. Sizin gibi adam. Bak, sen benim adamı otobüse bindirdin lan. Bak sen konuştun ben dinledim dur, şimdi. Dur. Sen benim adamı otobüse bindirdin ya İstanbul'da lan. Ya sen bir susar mısın bak sen. Dinle, dinle, bak dinle. Sen konuştun sen ben dinledim. Sen benim adamı otobüse bindirdin lan. Şimdi sen konuş. Bak ben konuşayım bir de sen dinle. Eve sen getirmediniz. Dinle, ben, Zahide abla. Zahide abla ben anlatayım. O bir dinlesin ondan sonra ben onu dinleyeceğim abla. Tamam tamam konuş bakalım. O dinlesin. Ben de onu dinleyeceğim. Söz bir Allah bir. Ben tamam. Çocuğuma gezmeye gittim ablacığım. Bak çocuğum İstanbul'a gezmeye gittim. Bana filan yere geleceksin, filan yere geleceksin, filan yere geleceksin diye elimde ekmek, tavuk. Çocuğa kıvır zıvır aldım. Evlerine varmadan Girişingir'e vapura bindim. Girişingir'e Karaca gelmek için o elimde ekmekleri filan tüm denize attım ablacığım. Evet, tümünü denize attım ablacığım. Ben o gün akşama kadar bekledim. O gün akşama kadar babam gelecek diye bekledim. Babam el birliğiyle eve getirmediler. Beni nerede bindirmişler? Ben sizi Allah'a havale ediyorum. Bir dakika, bir dakika şöyle yapalım. Sarılayım diye. Bir dakika Gülay. Bak soru cevap gidelim en baştan gidelim. Bir dakika şimdi sesinizi aldık bak Gülay beni dinliyorsan yavaş yavaş gidelim oraya da geleceğiz. Şimdi bir anda oraya gelmeyin. Biz ilk defa izleyenler varsa Fatih bize kendi üzerine olan 3 çocuğu Gülay'dan ikinci eşinden olan 3 çocuğun 2 tanesini üzerinden düşürmüş. Bir tanesi hala üzerinde bunu yapamadığını soy bağının sıkıntıda olduğunu ve bu bağı kopartmak istediğini söylediği için geldi. Şimdi bunu anladık ama olayları baştan biz de gidelim. Zaten, tamam abla. Tamam. Biz de onu baka. Hatta abla, Ali tamam, Bey'le de konuştuk. Zahide o da abla, tamam dedi. Gülay bak oraya geleceğiz sen başa gel. Sen şimdi Fatih'le ilk tanıştığın güne gel. O gün sizi bir odaya koymuşlar. Birbirinizi görün bilin diye. Ne konuştunuz evet, o odada? Abla. Sen 15 yaşındasın evet, o da 20 yaşında. O dedi bana ben seni beğendim dedi alacağım dedi. Ben de tamam dedim cahillik çocuk aklı ya. Tamam dedim. Ondan güzel de yani nişanlılığımız geçti yani. Peki bir gezdirdi şey sordunuz beni. Mu? Bir ondan şey sonra iş yerine götürdü mi? Beni. Ha. Efendim abla? Bir şeyler sordun mu Fatih sen nasıl bir adamsın? Ne iş yaparsın? Ne yer ne içersin? Benden ne bekliyorsun? Yok abla çocuk olunca işte hani cahil olunca hiç yani hiç. Peki ne yaptı seni nereleri gezdirdi 3 ayda? Ya iş yerine götürdü iş yerinde arkadaşlarına tanıştırdı beni işte pastaneye oturturdu pasta yedik el ele gezdik dolaştık ağzım kokuyormuş ya hani. Yalan nasıl söyleyeyim. Yapmış onlar bir soru ver. Ha bir soru ver. Sonra zaten abla tamam oraya onu çıktı. Abla onu oraya çıktı da yani tamam soy için çıktı da benim niye beni kötüledi ben onu anlamadım abla. Onu bir sorar mısın neden beni kötüledi? Ben konuşabilir miyim şimdi? Neden hastalıklı dedi kötü dedi. Karşında bak, zaten işte, kendin bak, sor. Kendin sor Gülay karşında. Ben zaten duyuyor sesimi. Duyuyor. Ben ona muhatap olmak istemiyorum abla muhatap olmak. Ha, muhatap olmak istemem duyuyorsa cevabını versin o zaman. Tamam şimdi ben konuşayım siz susun tamam mı? Ha. Evet. Nikah benim yüzüm. Bak dün benim babalığıma laf ettiniz. Hı. Erkekliğime laf ettiniz. Hı. Ondan sonra. Aynen öyle yine hala. Ya hakaret ettiniz. Evet. Ağzınızdan geleni saydınız. Ağzımı açtım mı? Sessizce dinledim. Sen baban, çok saygılısın. Ben sen bak dinle bak ben sen dinledim ağzımı açmadım lütfen. Sen bak lütfen ilerarşı. Dinle dinle. Zaten lütfen dinlem lütfen. Sen anlat biz duyuyoruz. Lütfen evet dinle, ay çok incesin dinliyorum. Nikahın benim seni. Üzerimdeyken hı. Baban götürdü başka birine verdi. Babalık yaptım diyor ya kızlarıma. Sen herif olaydın. Babalık böyle mi yapılıyor? Bak sen herif olaydın. Babalık böyle mi yapılıyor? Başka bir üzerindeyken nikah götürüp başka birine mi veriliyor? Sen kız kardeşini kime verdin? İkincisi. Sen kız kardeşini kime verdin? İkincisi. Senin kızın kaç yaşında Gülay? Sen sattı diyordunuz ya. Siz kız kardeşini kime sattınız? Senin çocuğun kaç yaşında Gülay? Kime sattınız kız hangi okulda okuyor? Sen kız kardeşini kime sattın? Kaç kere aradın çocuğunu? Siz kız kardeşini beni kötülüyorsun benim babalığıma. Herkes birbirine soru soruyor sırayla. Ahmet Bey sizinle de konuşacağım ama şimdi Gülay'la ikisi bir konuşsunlar müsaade edin. Sonra oralara gel, daha oralara gelmedik. Bak daha ilk 3 ayın içindeyiz. Daha bunlar nişanlılar. Sen nişanlıyken götürüp gezdirdin mi? Hayır götürmedim mi? Ben. Gezdirmedim de götürmedim de. İş yerime niye? Götürdüm. Ha. İş yerime götürdüm. Bir pastaneye orada götürmedin bir pasta yedirmedin. Hayır götürmedim mi? Yalan söylüyor Zahide Hanım. Ben Allah'a havale ediyorum. Sen ben... unutmuş olabilir misin? Hayır ya hayır. Kız iyi bir şey Abla. Söylüyor. Hayır götürmedim. Abla yalan yani iyi de olsa kötü ben. De olsa götürmedim. Ben alışveriş... Oraya götürdüm. İnan ki. Başka bir yere götürmedim. Yalan Allah söylüyorum. Allah Allah. Ya... Yalan söylemiyorum ya. Pastaneye oturturdu. Pastanede pasta yedik. Hayır. Limonata içtik beraber. El ele hayal tutuştuk. Gücüm bayağı yalan abla yalan.
Yalan ya. Allah bunu niye yalanlayabilir ki o da? Bu kötü bir şey değil ki. Ben yaptığım bir şey yaptım derim Zayda. Elle i̇şte tutuşuyor abla, muydunuz? İşte hayır, onun, işte. Hayır, elle tutuşamıyorduk çünkü annem babam yanımızdaydı. Beraber yaşıyorduk. Annem, evliliyken değil, nişanlıktan bahsediyor. Nişanlıyken yani belki bir iki kere anca görmüşümdür Zayda Hanım. Bayramda gitmişimdir. Hani öyle gidip gelmiyordum da köye ben. Abla yalan, vallahi yalan ya. Bak inan ki yalan ya. Vallahi yalan. Bak Allah'ını seversen izlediniz mi konuştuğunu, hepsi yalan. Bak tekrardan döndürüyor, bana hak veriyor. Girisin gire. O ne yaptığını bilmiyor abla. İnan değil mi? Bilmiyorum. Sen çocuğunu bak, kaç kere bilmiyorum. Aradın? Kaç ya, kere aradın çocuklarını? Şimdi gelmedik daha oralara ha? Fatih. Sen işte benim var ya. Benim babama laf edemezsin sen. Sen zaten çocuklarımı... Senin çocuğun iki gün yoğun bakımda yaptın. Aradın mı? Sen çok mu baktın? Babam kız ben evlatlık yaptım diyor. Aradın mı çocuklarını? Fatih. Sen babam Fatih. Bir dakika daha siz en basit şeyde bir araya gelemiyorsunuz ya. O diyor ki pastaneye götürdüm. O diyor ki hayır götürmedim. Ben o diyor ki pastane için gelmedim Zayda Hanım buraya. Ya bir anlayalım sizi Fatih. Bir anlayalım sizi. Silinsin. Başka bir anlayalım şey sizi. Fatih ha. Seni anlamaya çalışıyorum. Benim onu anlamaya çalışıyorum. Benim babamı laf ettiler. Bak ben... Sen de onun anneliğini laf ediyorsun. Bak bana yavaş yavaş anlatın. Tamam mı? Şimdi sen sonuçta bu kadınla evlendin. Evet. Evlendiğinde artık ona alışmış mıydın? Hayır alışmadım zaten. Heyecanlanmış mıydın? Hayır hiç heyecanlandım. Hiç evlilikle hiç alakam yoktu benim. E niye evlendin o zaman Fatih? Bu kızı niye yaktın o zaman? Annem babamın yüzünden. Zayda abla. Söyle ablam. Yalan Zayda abla yalan. Hangisi yalan? Zayda abla, Zayda abla, Zayda abla bir dakika bir kelime söyleyeceğim ablam kusura bakma. Abla mazat sevmiyormuşmuş da benim eve geleceğim diyerekten kaç sefer uğraştı beni eve getirmem nişanlılığı diye uğraştım. Getirtirme dedim. Niye o zaman uğraşırmış ya ben illa Gülay'ı görmeye gideceğim, eve gideceğim diye de ben eve koymuyordum. Ben nişanlınızı koymam eve diye uğraşıyordum. Niye koydun ben o zaman eve madem öyle bir iddia tamam, var. Tamam hani sevmiyordun, hani gelmiyordun, hani sevmiyordun, ben gelmiyordum ki. Ben hani gelmiyordum. Sevmiyordun. E sen gidiyor ben mi getiriyordum seni? Seni ben mi getiriyordum? Ya yemin ederim yalan ya. Eve koymuyordum. Eve koymuyordum ben seni. Koymuyordum. Ben seni ömrümde sevmedim ki. Gülay'ın hatırına sevdim. Tabii. Ben seni ömrümde sevmedim. Benim tabii damatlarımın hepsi benim evime geldi gitti. Ben seni koymadım eve. Ben seni ömrümde sevmedim ama Gülay'ın hatırına mecbur evet dedim. Sen kime kandırıyorsun? Kimsin kimi kandırıyorsun sen? Siz var ya çok tehlikeli sen bir insansın. Sen kimi kandırıyorsun? Ya, ben Gülay'dan şikayetçiyim. Hem maddi hem manevi şikayetçiyim. Ben de şikayetçiyim. Çocuklarımı benim sigortamı kullanarak üçünü de doğurdu. Şimdi burada İlaçlar aldı. Benim maaşımdan kesildi. Bir dakika tekrar oraya gelmedik. Maaşımın yarık olduğunu burada gördüler. Ben şikayetçiyim. Gördüler. Dinle. Said abla senin var ya senin en yakın akrabanı şahit tutacağım. En yakın akrabaların şahit tutacağım seni mahkemeye vermek için. Hiç önemli değil. İstediğine veremiyorsun. Senin en yakın akrabaların beni arıyor. Benim yaşadığım istediğin insana da şahit aldın. En yakın akrabaların beni arıyorlar. Eşimi bağlar mısın? Tamam. Ben kötü bir baba, kötü bir eşim. Eşime sorun, kaynanama sorun. Ben başka bir şey değilim. Onu da bağlarım. Ali Bey de dün bağlandı. Açtırmadın. Neyi açtırmadı? Zayda Hanım. Zayda abla bu benim orucumu açtırmadı tamam mı? Gözyaşımla oruç açtım. Ben ekmeği hazırladık. Tam ezan okunacak çocuğumu ağladı. Döndürdüm emmiyedi çevrildim. Kafama arkadan bidon geldi su bidonu. Hiçbir suçum günahım yok ama bidon vurdu bu benim suç kafama. Suç bile olsa ondan öyle bir şey yapılmaz. Ekmeğe yediler ben orucumu açmadım ağlayarak. Yediler kalan artıklar ister yediler ister götür git yıkadılar. Hepsi gülüştüler bunlar bana hepsi de. İftira atıyorsun. Bunlar hepsi de gülüştü. Ben yalan oruçsundur, değil Zayda abla. Ben bu şeker beni gördü, hastasıyım ben oruç çıktı tutamıyorum. Çıktı dışarıya kapıyı açtım boğazımı sıktı beni yere yatırttı nefes alamadım o 3 yaşında kızım anne kalktı başımda evet duyuyorum ama hareket edemiyorum içeriye girdiler ayak üstüne attılar bacıları annesi bu güldüler ben orada upuzun yatıyordum. Ha, canım atıyor. Yoktu. Kakamadım Zayda abla. İftira atıyor. Kakamadım. Boğazımı sıktı. Allah'ın karşına sen be de geçeceksin ben de geçeceğim. Kafamın içleri falan tüm şişti Cenab-ı Zayda Allah, abla. Cenab-ı Allah benim yaptığımı da senin o söylediklerinde hiç hoş. Uydurmaz. Hiç hoş bir şey değil. Bu kadar ayrıntıyla yalan söylenir mi bilmiyorum ya. Ben uydurmam. Zayda abla. Bir dakika. Ben bir şey demiyorum. Zayda abla. Allah'ın karşına uydurulacak bir kelime mi? Ben bunların hepsini nasıl toplayayım? Yani işte onu düşünüyorum da böyle. Allah için konuş.